Galatasaray'da Carlo Ancelotti bombası. Tam 63 milyon euro. Galatasaray'a Carlo Ancelotti müjdesi. Transferde hareketli günler yaşayan sarı kırmızılılar bu sezon gol pozisyonlarını bitirmede büyük sıkıntı çekiyor. Empire Jackne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'ndan istediği verimi alamayan teknik patron Fatih Terim de çareyi gol bölgesine takviye yapmakta buldu. Dolar ve euro kurlarının fırlamasıyla tek atımlı kurşununu iyi kullanmak zorunda olan Cimbom, minimum maliyetle maksimum verim alacağı isimlere yönelecek. Bu doğrultuda Carlo Ancelotti'ye haber gönderen Fatih Terim, İtalyan hocanın kadrosunda düşünmediği Luka Jovic için devreye girilmesini istedi. Kurt hocanın çok az süre verdiği Jovic de Galatasaray'a sıcak bakıyor. Geçen transfer dönemlerinde Mario Lemina, Felipe Melo, Jean-Michel Seri ve Gerson Fernandez gibi isimleri parlatan Galatasaray'a Sırp golcüyü göndermeye sıcak bakan İspanyol devi Real Madrid, hem Galatasaray'dan kiralama ücreti talep etmeyecek hem de oyuncunun maaşının büyük bir bölümünü kendisi karşılayacak. Eflatun Beyazlıların bu transfer operasyonundaki en büyük beklentisi ise Jovic'in 2019'da Real'e tam 63 milyon euroluk bonservis bedeliyle imza atan yıldız oyuncunun eski günlerine geri dönmesi. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'ın bu kulvarda ilerleyeceğini de düşünen Los Galacticos, Luka Jovic için 20 milyon eurolara gerileyen piyasa değerinin yeniden alevlenmesini bekliyor. Galatasaray 23 yaşındaki Sırp yeteneğin sözleşmesine bir satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor. Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu'nun peşinde. Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, muhteşem performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Genç yıldızın her geçen gün Avrupa'dan talepleri artıyor. Kerem Aktürkoğlu'na talip olan son kulüpse Atletico Madrid. İspanyol devinin Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bu transferi Ocak ayında tamamlamayı planladığı aktarıldı. Asta yer alan habere göre Fatih Terim'in Kerem Aktürkoğlu'nu devre arasında göndermeye çok sıcak bakmasa da 14 milyon euroluk teklifin özellikle yönetimi memnun ettiği aktarıldı. Haberde ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt'ün Atletico Madrid iddialarını yalanlamadığı da yazıldı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Kerem Aktürkoğlu için sadece Atletico Madrid'in değil birçok kulübün devreci olduğu belirtiliyor. Ocak ayında olmasa bile Kerem Aktürkoğlu'nun yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı iddia ediliyor. Galatasaray'da gündem kaleci transferi. Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde sakatlanarak sahayı seyirciyle terk eden Fernando Muslera'da korkulan oldu. Tecrübeli kaleci Şubat ayının sonuna kadar takımdan ayrı kalacak. Sivasspor deplasmanında Luinema ile çarpışan ve acı içinde yerde kalan Uruguaylı file bekçisi stattan koltuk değnekleriyle ayrılmıştı. Deplasman dönüşünde MR'ı çekilen yıldız eldivene yapılan tetkiklerin ardından sol dizi iç yan bağlarında ileri derecede yırtık. Ön çapraz bağında da esneme tespit edildi. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları ise sürecin uzama ihtimaline karşın çözüm arayışlarına başladı. Mevcut kadroda İsmail Çipe, Fatih Öztürk, Berk Balaban ve Cankat Yılmaz Terim'den görev bekleyen isimler olarak öne çıkıyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcı özellikle Avrupa Ligi'ndeki son 16 turunu düşünerek takviye talebinde bulunacak. Normal şartlar altında da devre arasında yerli bir kaleci transferi peşinde olan Galatasaray, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda operasyona hız verecek. Ancak Florya'nın gündeminde transferin yanı sıra farklı formüller de var. Bu formüllerden biri sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılması. Karadeniz ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan 26 yaşındaki kaleciyle ve kulübüyle bir görüşme yapılacak.
Okan'ın yerine İsmail ya da Fatih Öztürk'ün Giresun'a verilmesi düşünülüyor. Ancak Giresun Spor cephesinden olumsuz bir yanıt gelirse yeniden transfer çalışmalarına ağırlık verilecek. Transferin zorunlu hale gelmesi durumunda Fatih Terim'in sezon başından beri kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki İrfan Can'ı Eribayat için Galatasaray yeniden devreye girecek. Göztepe'ye bu kez para artı takas teklifi yapılacak. İlerleyen yaşı nedeniyle Muslera'nın yerine düşünülen İrfan Can'ın Uruguaylı meslektaşıyla birlikte birkaç sezon geçirmesi ve tecrübe kazanarak takımın bir numarası olması zaten planlanıyordu. Yaşanan son sakatlık nedeniyle bu planın daha erken devreye alınması bekleniyor. Dünya TV'nin süperstarı Galatasaray'a. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor Galatasaray'da. Tecrübeli teknik adamın defansif orta saha listesi oldukça kabarık ve birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim'in bir numarası olan Aliou Diagne için kulübü El Ahli'nin yüksek bonservis talebi Galatasaray'a geri adım attırsa da bu transferden henüz vazgeçilmiş değil. Yapılan son çalışmalarda Galatasaray'a en yakın görünen oyuncuysa Muhammed Elneny. Bu sezon süre alamadığı Arsenal'den ayrılmak isteyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Mısırlı, Türkiye'ye geri dönmeye hazır. ...29 yaşındaki futbolcunun menajeri William Davila, oyuncusunun Galatasaray'a çok sıcak baktığını ve bunun çok iyi bir fırsat olduğunu geçtiğimiz günlerde dile getirmişti. Arsenal'in de Elneny'yi elden çıkarmaya hazır olması Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Sarı Kırmızılılar bu transferi herhangi bir bonservis bedeli ödemeden tamamlamaya çalışıyor. Galatasaray'dan Anderson Talisca bombası. Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Talisca şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Sambacı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini Galatasaray'da yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu Yıldız 10 numara için siyah-beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu ve Ahmet Nurçebi'nin Alex Teixeira'ya varken böyle bir hamle yapmayacağı konuşuluyor. Son yıllarda limitler dahilinde transfer yapmak zorunda olan İstanbul'un 3 büyüklerinden Talisca'nın maliyetini zorlanmadan karşılayabilecek tek kulüp Galatasaray. Zira Cimbom hem sezon başında 10 numara transferi için ayırdığı bütçeyi henüz kullanmadı, hem de takımın en çok kazanan 2 ismiyle sezon sonunda sözleşmeler bitiyor. Hal böyle olunca Galatasaray'da ezeli rakiplerinin 1 hatta 2 adım önüne geçiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a gittiğini ve Sarı Kırmızılıların Talisca'yla prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Talisca'yı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, Yıldız futbolcunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu rakam da 3,5 milyon euroya geliyor. Talisca'yla transfer görüşmesi yapması için Galatasaray'a yetki veren El Nasır yönetimi ise Sambacı Yıldız'ın ikna olması halinde Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı Kırmızılılar Talisca'nın ardından oyuncunun kulübünü de ikna edebilirse 27 yaşındaki 10 numara Ocak ayı içinde kapa bildirilecek.